Değişik bölgelere gidelim. Ankara'ya baktık, İstanbul'a baktık ama birçok şehrimizde malum 30 büyük şehir artı Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması var. Önce bir Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de sevgili Necmettin Çuadaroğlu bizi bekliyor. Ramazan'da da, Ramazan Düzgün'de Adana'da bizi bekliyor. Necmettin Bey, öncelikle söz sizde. O arkanızda bir hareketlilik var, hayırdır diyelim. Sonrasını size bırakalım. Evet, öncelikle Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasına harfiyen uyuyor diyelim. Dün itibarıyla Kayseri'de sadece 34 kişiye ceza 27 uygulandı. Milyon 600 bin nüfuslu Kayseri'yi düşünecek olursak 34 kişiye uygulanan ceza müeyyide hiçbir şey diyebiliriz. Kayseri gerçekten evinde kalıyor. Evet, arkamda bulunan hareketli olan yerlerde sağlık çalışanları gerekli sosyal mesafeyi koruyorlar. Burası neresi? Burası Kayseri'nin Talas ilçesinde Melik Gazi Kız Yurdu'nda. Kız Yurdu'nun önünden yayın yapıyoruz. Kız Yurdu'na pazartesi günü 248 Kuveyt'ten çalışan işçilerimiz ve aileleri, perşembe günü ise 32 Irak'ta çalışan ailelerimiz buraya geldi ve yerleşti. Şu an yurdun önünden yayın yapıyoruz. Yurdun önünden de içeride bulunan vatandaşlarımız, karantina altında bulunan vatandaşlarımız dün itibarıyla sosyal medya hesaplarından hem görüntülerini paylaştı, içeride neler yapıyorlar onları paylaştı, hem de mektupları yurdu. Hemen girişine duygularını yazdıkları mektupları paylaştı ki bunlardan hemen hemen hepsi 5 yıldızlı bir otel konforunda karantina altında tutulduklarını ifade etti. Mektuplardan sadece birkaçının örneklerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız, Gençlik Spor Bakanımız, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı bu yurtta çalışan bütün sağlık çalışanları, emniyet kuvvetleri ve burada bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışan personele çok çok teşekkür ettiler. Burada bulunanlar, hemen arkamda demin de bahsettiğim gibi sağlık çalışanları çok önemli rol oynuyor. Sağlık çalışanları da tam 11 gündür evlerine gitmiş durumda değiller. Yine bu yurdun değişik bölümlerinde, Melik Gazi Kız Yurdu'nun değişik bölümlerinde de kendilerini karantina altına alıyorlar adeta diyebiliriz. Tabii ki Kayseri'de biraz önce de söylediğim 34 cezai müeyyide uygulandı ama bugün çok sakin başladı. Fakat arkamdaki hareketlilik sadece sağlık çalışanlarının hem kendilerine hem de bu yurtta bulunan kişilere moral vermesi açısından İzmir marşları, türküler ve Ankara oyun havalarının bile çalındığı zamanlar oldu yayından önce. Burada Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici ve ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz bize sağladıkları kolaylıklar için diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Pekala, yani işte Necmettin de aktardı aslında, arkadaki görüntü tamamen Melik Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda sağlık çalışanlarının güne hareketli başlama etkinliği olmuş gibi görünüyor sanki. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Ramazan Adana'da bir polis kontrol noktasının önünde almış pozisyonunu. Sevgili Ramazan'a bırakalım.